Geçtiğimiz hafta Norveç'te ilginç bir kovalamacıyı ekranlara taşımıştık. Rus Hava Kuvvetleri'ne ait bir Tupolev 142 ve yanında bir MiG-31 Norveç yakınlarındaki uluslararası hava sahasında uçmaya başlamıştı. Norveç'te hemen buna reaksiyon göstermişti. 2 F-35 uçağını bölgeye yollamış ve F-35'ler Rus uçaklarını teşhis etmişti. Bu uçuşun hemen arkasından İngiltere'de enteresan bir olay meydana geldi. İngiltere'nin güneybatısında bu sefer Rus Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Tupolev 142 bölgede uçtu ve İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 Eurofighter uçağı bunları önledi. Fakat enteresan bir detay vardı. Uçaklardan biri çok farklı bir ekipmana sahipti. Arkasına bıraktığı 8 kilometre uzunluğundaki kabloyla birlikte uçuyordu ve uçaklarda aynı zamanda hava yollarının kullandığı rota üzerindeydi. Rus pilotlar hava trafik kontrolörleriyle hiç konuşmamıştı ve bu da bölgede uçan diğer sivil uçaklar için ciddi bir tehlike arz ediyordu. Bu detayın üzerine araştırmaya başladım. İşte ikinci videomuzun konusu Rus uçağının havada çektiği 8 kilometrelik anten görevi gören kablo. Videoyu hazırladıktan sonra ulaştığım ilginç bilginin arkasından hemen araştırmaya başladım. Bu uçak Tupolev 142'nin MF olarak adlandırılan, NATO'daki karşılığı ise Bayer J olarak adlandırılan bir modeliydi. Bu uçak taşıdığı çeşitli füze ve mühimmatların yanı sıra deniz karakol görevlerinde kullanılıyor. Yani uçak taşıdığı özel radar sistemiyle, ki bu radar sistemi gövde altında yer alıyor, deniz üstü hedeflerini veya denizaltıları takipte kullanılıyor. Deniz karakolla birlikte uçağın bir başka görevi ise Rus nükleer denizaltılarıyla irtibatın sağlanması. Rus donanmasında halen 50 civarında denizaltı bulunuyor. Bu denizaltıların görevlerinden biri de taşıdıkları nükleer füzeleri herhangi bir savaş durumunda ateşlemek. Denizaltılar okyanusun yüzlerce metre altında seyir halinde giderken tespit edebilmek bunları gerçekten çok güç. Sonarla tespit edilmemek için denizaltılar çok sessiz hareket etmek durumunda. Denizaltıların yerini tespit etmenin bir başka yolu da haberleşme ağını takipten geçiyor. Bırakılan bir iz o denizaltının yerinin bulunmasını sağlayabiliyor. Derindeki denizaltılar Very Long Wave olarak adlandırılan çok uzun dalga üzerinden ana karargahlarıyla, merkezleriyle haberleşme yapabiliyor. İşte bu durumda Ruslar Tupolev Tu-142'lerinin özel bir modelinden yararlanıyor. Normalde uçağın deniz karakol modelinin altında bir radar yuvası bulunuyor. Ancak J modelinde bu radar sökülmüş. Uçak yüksek irtifada uçarken özel bir anten niteliğine sahip yaklaşık 8 kilometrelik kablo bırakılmaya başlanıyor. Kablonun kalınlığı 7,5 mm. Kablo galvaniz kaplama çelikten imal edilmiş. Bu kablonun salma işlemi sırasında kopmaması için çok yavaş hareket ediliyor. Tam 37 dakikada kablo salınımı tamamlanıyor. Kablo açıldıktan sonra uçak elips şeklinde bir rota izlemeye başlıyor. Bu sırada nükleer denizaltıda özel antenini okyanus yüzeyine veya altına bırakıyor. Haberleşme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu işlem sırasında uçak saatte 600 km hızla uçmak durumunda. İrtifası ise 7500 ila 9000 metre arasında değişiyor. Yaklaşık 8 kilometrelik telle birlikte uçmak aerodinamik olarak çok ciddi bir yük oluşturuyor. Hesaplamalar 8 kilometre kablonun havada 195 tonluk bir ağırlık oluşturduğu yönünde. Bu nedenle Tupolev 142'nin özel görevlerinde motor gücü arttırılmış uçaklar kullanılıyor. Tupolev 142'ye baktığımızda bir motorda 2 ayrı pervane sistemi göreceksiniz. Bu pervaneler uçağın aynı bir jet gibi çok yüksek hıza çıkmasını sağlıyor. Tupolev 142 ortalama saatte 850 km hızla uçuyor. Kuznetsov imalatı NK-12MP turboprop motorun her birinin gücü tam 15.000 beygir. Uçak denizaltıyla iletişimini sağladıktan sonra 8 kilometrelik kablo yavaş yavaş uçağın içine çekilmeye başlanıyor. Bu işlemin çok dikkatli yapılması lazım. Aynı zamanda antenin zarar görmemesi ve herhangi bir şekilde havada dolaşmasını önlemek için tam 48 dakikada kablo gövdenin içine çekiliyor ve görev tamamlanmış oluyor. Aslına baktığımız zaman Amerikalılar da çok benzer bir sistem kullanıyorlar. Onlarda da bu işlem bir anten yardımıyla yine denizaltı bölgesinin üzerindeki bir rota oluşturularak, tabii özel donanımlı uçaklar uçarak bu uçuşu gerçekleştiriyor. Daha sonra bu bilgiler uydu üzerinden veya o elektronik bilgiyi aktaran uçağın farklı yer istasyonlarına veya diğer uçaklara bu bilgileri aktarmasıyla gerçekleştiriliyor. Bir tarafta 1950'lerde tasarlanmış bir bombardıman uçağı hala uçuyor, Tupolev 142 ve arkasında 8 kilometrelik bir anten var. İşte bu gibi detaylı bilgileri artık yayına başlayan yeni sitemiz tolgaozbek.com'dan takip edebileceksiniz. Yeni videolarla, yeni haberlerle hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın ki yeni video yüklediğimiz zaman sizlere ulaşabilelim. Bizlere sorularınızı ise yorumlarla iletebilirsiniz. Hepinize keyifle dolu, bilgiyle dolu ve her şeyden önemlisi sağlıkla dolu günler diliyorum.